23-24 Aralık tarihinde yani bu hafta sonu, cumartesi pazar yapılacak olan sınavın sınav giriş belgeleri resmi sitede yayınlandı. Ve birçok öğrencimiz ki onlara da hak veriyoruz ilk defa okullarda yüzde bir sınava girecekler. Hocam sınav giriş belgelerini nereden alacağız? Halk eğitim merkezine mi gitmemiz gerekiyor? Sevgili arkadaşlar sınav giriş belgesi nasıl alınır adım adım burada işleyeceğiz. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Daha önceki yapılan yüz yüze sınav sınavlarda sınav giriş belgesi tüm öğrencilerin yayınlanıyordu. Ama bu sınavda her öğrencinin sınav giriş belgesi yayınlanmadı. Neden mi? Videonun içerisinde. Hemen isterseniz hocam beni gönder aşağıya. Sınav giriş belgesi nasıl alınır? Hangi adımlarda ilerlemem gerekiyor? Teker teker onlara bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar ana ekrana Google yazıyorsunuz. Açık senin resmi sayfasına girmek zorundayız. Ve öğrenci numaramız ve şifremizle kendi sayfamıza giriş yapıyoruz. Ana sayfaya giriş yaptığımızda sevgili arkadaşlar sınav giriş belgenizi almayı unutmayınız şeklinde bir yazıyla karşılaşıyoruz. Ve bu yazıda işte videonun başında bahsettiğim önemli olan bir nokta var. Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar Fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav sınav giriş belgesini alabilecekler. Bu da şu anlama geliyor. Sizin eğer sistemde fotoğrafınız yoksa maalesef sınav giriş belgesini alamıyorsunuz. Hocam ne olacak ki sınav giriş belgesini almasam sınava giremezsiniz sevgili arkadaşlar. O yüzden lütfen 22 Aralık tarihinden önce hatta muhakkak halk eğitim merkezlerine giderek biyometrik fotoğrafınızı sisteme yüklettirin. Daha sonra da sınav giriş belgenizi alarak sınava girebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle ne yapmam gerekiyor? Sınav giriş belgesini alabilmem için kendi sayfama girmem gerekiyor. Peki ne yapıyoruz? Sistem girişte öğrenci girişi ve ve burada kodu yazdıktan sonra kendi sayfamı giriş sağlıyorum. Bilgileri girdikten sonra karşımıza kendi sayfamız çıkıyor. Burada sevgili arkadaşlar öğrenci genel bilgileri bölümüne bastığınız zaman aşağıda bir üstte sınav giriş belgesi bulunmaktadır. Ve sınav giriş belgesine bastığımız zaman üst kısımda bizim genel bilgilerimiz ve sarı kısımda bakın sarı şekilde verilmiş burada hangi okulda sınava gireceksek onun bilgileri yazmaktadır. Hem okulun ismi hem de aynı şekilde okul adresi bulunmaktadır. Bir alta geçtiğimiz zaman arkadaşlar birinci oturumda sınava gireceği dersler, ikinci oturumda sınava gireceği dersler ve üçüncü oturumda sınava gireceği dersler. Şimdi birinci oturumu incelediğimiz zaman bu sayfayı birazcık daha büyütelim. Dikkat edersiniz öğrencimizin toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci oturumda maksimum 8 derse öğrencimiz girebilir. Peki hocam ben bu okula gittiğim zaman bu birinci oturum için hangi sınıfta derse gireceğim, hangi sınıfta sınava gireceğim. Sevgili arkadaşlar 23.12.2023 saat 10'da Türkiye saatiyle salon no 12 sıra no 19. Salon no 12 arkadaşlar panik yapmayın biliyorum ilk defa sınava gireceksiniz ama sizler okulun içerisine girdikten sonra oradaki görevli arkadaşlar sizi yönlendirecektir. Ve her sınıfın kapısında hangi salon numarası olduğu yazmaktadır. Sınıfın içerisine girdiğiniz zaman görevli öğretmenlerimiz sizden kimlik ve sınav giriş belgesini isteyecek. Çünkü sıra ne olsun o öğretmenlerimiz belirleyerek sizler de hangi sıra ne oldu girecekseniz oraya oturacaksınız. Bu öğrencimizin sıra ne 19. Şimdi ikinci oturuma geldiğimiz zaman birinci oturumda toplamda 6 dersi varken bu öğrencimiz ikinci oturumda toplam 4 ders. Biz bunları neye göre ayarlıyoruz? Ders seçimi sırasında oturum numaralarına göre ayarlıyorduk. Bununla ilgili Erol olacağımız bir video çekmişti sevgili arkadaşlar. Şimdi bu öğrencimiz ikinci oturum. Yine 23.12.2023'te saat bu sefer ne zaman? 14'te. Sınavın başlayacağı saat odur. O yüzden lütfen saat 14'ten önce orada olun ki sınavla ilgili bir sorun yaşamayın. Salon Salonluğa dikkat ederseniz bu sefer 11 yani farklı bir sınıfta giriyor öğrencimiz. Sıra no da 16. Ve 3. oturuma geldiğimiz zaman yine dikkat ederseniz bu sefer öğrencimizin sadece 2 tane dersi var. Ve bu iki dersi de 24.12.2023'te saat 10'da Türkiye saatiyle salon no bu sefer bakın 40 sıra no ise 15'te girecek. Yani öğrencilerimiz her sınava Farklı sınıflarda girecek arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü bazen e, gözetmen olduğumuz okullarda görüyoruz. Öğrencimizin gelmiş o sınıfa ama diyor ben sabah burada sınava girmiştim. Şimdi burada girmem gerekmiyor mu? Farklı yerde giriyorsunuz. Sınav giriş belgesinde hangi salon, hangi sınıf olduğu detaylı bir şekilde yazıyor. Peki daha sonra bu bilgileri kontrol ettikten sonra lütfen açıklamalar kısmına dikkatlice bakalım. Çünkü bu sene her öğrenci sınava alamayacağından bahsetmiştik. Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde TC kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri. Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu, karekodlu TC kimlik Geçici kimlik belgesi. Yani şu arkadaşlar. Sizin eğer yaşınız 15'ten büyükse Kimliğinizde muhakkak fotoğraf olmak zorunda. Ama hocam sınava bir hafta kaldı ben nasıl yetiştireceğim? Hemen nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Orada arkadaşlar geçici bakın geçici kimlik belgesi fotoğraflı geçici kimlik belgesi verilir. Onunla sınava giriş yapabilirsiniz. Pasaport özellikle süresi geçmemiş olması gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz sınavda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Daha önceki yıllarda sınav giriş belgesinde fotoğraf olmayabiliyordu. Öğrenciler alınıyordu. Ama bu sefer sevgili arkadaşlar ne dedi bakanlık? Bütün öğrenciler biyometrik fotoğrafı halk Eğitim merkezlerine götürmek zorunda. Çünkü sınav giriş belgesinde biyometrik fotoğrafınız çıkacak. Burada da fotoğraflı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak. Zaten bu öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini bastıramayacaklar. Çünkü yayınlanmayacak. Buna dikkat edelim. Bir sonraki 3. maddede ise arkadaşlar adaylar kullanımı doktor raporunu bilinen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç silah kesici alet çanta cep telefonu saat telsiz kablosuz iletişim sağlayan cihazlar kulaklık kolye küpe bilezik yüzük alyans hariç e, broş ve benzeri eşyalar her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar her türlü elektronik veya mekanik cihaz kitap defter sözlük hesap çetveli veya makinası yasaklı maddeler sınava giremez. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz açık lise sınavları da ölçme değerlendirme tarafından yapılıyor ve bu sebepten dolayı ÖSYM sınavları nasılsa açık lise sınavı da aynı o şekildedir. Lütfen sınava girerken hocam ben telefonumu getirmek zorundaydım ne yapacağım telefonla giremez miyim? Arkadaşlar burada belirtilen maddeler kesinlikle sınava alamayacaksınız. Ha şu var bazı okullarda emanetçiler var kantin veya okul karşısında bulunan kırtasiyelere emanet edebilirsiniz. Ama bu da %100 bir çözüm değil. Çünkü bazı okulların çevresinde herhangi bir emanet verebileceğiniz bir yer olmadığı için lütfen sınava girerken bu işlemlere dikkat edin. Ya da yanınızda bir arkadaşınızı götürebilirsiniz. Ona teslim edersiniz. Sınav sonrası tekrardan alırsınız. Ve dördüncü maddeye geldiğimiz zaman arkadaşlar adaylar sınavlardan yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmalıdır. Çünkü sevgili arkadaşlar yan masadan silgi alma veya fazla kalem alma gibi bir şansınız yok. Sınav başladıktan sonra kesinlikle diğer öğrencilerle hiçbir şekilde iletişim kurmanıza izin vermezler. Ve her salonda iki tane gözetmen bulunmaktadır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Tüm öğrencileri sınavda başarılar dileriz. Ama burada bir ibare var belirtilmemiş. Arkadaşlar sınava su götürebilirsiniz veya peçete götürebilirsiniz. Çünkü bazı öğrencilerimiz yazmış. Hocam ben sınavda çok heyecanlanıyorum. Bazen işte terliyorum ya da hastayım. E, peçete alabilir miyim? Sınava peçete ve su götürebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Peki bu belgeleri biz nasıl yazdıracağız? Nerede yazdırmamız gerekiyor? Sevgili gençler, eğer evinizde yazıcı varsa evden yazdırabilirsiniz veya herhangi bir bir kırtasiye giderek sınavı yazdırabilirsiniz. Ama sınav giriş belgesini almak için halk eğitim merkezine gitmenize gerek yok. Şimdi yazdır butonuna bastıktan sonra karşıma böyle bir belge çıkıyor. Yazdırıyorum. Peki hocam sınav giriş belgesini renkli mi yazdırmam gerekiyor? Siyah beyaz mı? Arkadaşlar ikisi de olur. Siyah beyaz veya renkli. Ya da sınav giriş belgesini kaydederseniz kaydettikten sonra kendinize Whatsapp'la PDF'sini atarak farklı yerlerde de çıkartabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz birçok kırtasiye internet bağlantılı olduğu için orada da sınav giriş belgenizi çıkartabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim önemli noktalara. Sınava girerken evet yanımda kalem bulunduracağım, sevgi bulunduracağım, su alacağım, peçete alacağım. Peki sınav saat 10'da başlıyor. Ben saat kaçta okulda olmak zorundayım? Arkadaşlar sınav girişleri saat buçukta başlar. Öğrencileri 9.30'da içeriye almaya başlıyorlar. Çünkü polis eşinde bir aram oluyor. Gözetmenler eşinde bir aram oluyor. Daha sonra öğrenciler kendi sınav salonlarına çıkıyorlar. Bu sebepten dolayı saat buçukta okulun bahçesinde bulunursanız her herhangi bir sorun yaşamazsınız, bir stres yaşamazsınız. Bazen öğrencilerimiz geç kalabiliyorlar. Geç kalan öğrencilerimiz saat 10'u 10 geçe, 10'u çeyrek geçe kadar alınabilir arkadaşlar. Çünkü daha önceki yapılan sınavlarda işlem bu şekilde yürüyordu. Ama siz siz olun bu sınavda saat 9.30'da okul bahçesinde olmaya çalışın. Peki sınava girdiniz ve sınavla ilgili aklınıza takılan soruları sınav başlamadan önce gözetmen öğretmenlerimize sorabilirsiniz. Çünkü sizler ilk defa bir sınava gireceksiniz optik nasıl işaretlenir, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili sorularınız varsa gözetmen öğretmenlerinize sorarsanız onlar da size yardımcı olacak. Peki sınava girdikten sonra ne zaman çıkabiliriz? Sınav süresi 180 dakika arkadaşlar ama sizler ilk yarım saat çıkış yapamıyorsunuz. Yarım saatten sonra çıkış yapabilirsiniz. Ve özellikle şu soru çok gelmeye başladı. Hocam ben kitapçıklarımı alabilir miyim? Sevgili arkadaşlar, sınava girerken kitapçıklarınızın üstüne isminizi muhakkak yazın, işaretlemeyi kitapçığa da yapın. Çünkü sınavdan sonra pazar günü sınavınız bitiyor. Pazartesi günü okullara giderek kitapçıklarınızı alabilirsiniz. Bazı okullar pazar günü de verebiliyor. Bu e, sınava girerken o okula sorarsanız biz kitapçığımızı pazar mı pazartesi mi alabiliriz şeklinde. Bazı okullar dediğim gibi pazar günü izin vermiyor. Pazartesi günü kitapçıklarınızı tüm okullardan alabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Ben kitapçığı aldıktan sonra sınav sonuçları daha doğrusu sınav soruları açıklanacak ve cevaplar açıklanacak rahat bir şekilde geçip geçmediğimi görebilirim. Son olarak da yedek salonda sınava girecek olan öğrencilerimizin sınav giriş belgelerinde yine aynı şekilde anlattığım şekilde hangi sınıfta sınava gireceği belirtiliyor. Ve 23-24 Aralık tarihinde sınava girecek olan tüm öğrencilerimize açık lise bir hocalar adına başarılar dileriz. Ve sınavdan sonra sınav analizi ile yine karşınızda olacağız. Aklınıza takılan soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın.